kazanan dedik ki MHP oldu. İşte 48 saati dün size özetlemiştim. İşte Bahçeli'nin açıklaması, Bahçeli ne yapmak istiyor, işte köprüleri mi atmak istiyor, efendime söyleyeyim Cumhur İttifakı'ndan ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Hatta yine şu cümleyi de kurmuştum, Ayşe Hanım demiştim, çok fazla şey yapmayın, umutlanmayın. Çünkü Erdoğan için önemli olan sizin eşinizin katilini bulmak değil, gerçek katili veya arkadaki güçleri bulmak değil, önemli olan koltuğunu kaybetmemek. Şu anda Erdoğan'ın yolda yürüyebileceği bir arkadaşı yok. Var, o da MHP. MHP'yi şu anda saf dışı bırakamaz. Yolda yürüyecek bir başka birisini bulsa eyvallah. O anında MHP'yi çeker çünkü prang olmaya devam ediyor. Bu arada Ayşe Ateş Adalet Bakanı'na çağrıda bulundu. 6 soru sormuş Adalet Bakanı'na. Karanlık eli ortaya çıkardığınızda cinayet aydınlatılacaktır diyor Adalet Bakanı. Ama Ayşe Hanım hiç umutlanmayın. Hiç umutlanmayın. Kazanan burada MHP oldu. Ha, bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü Ateş dosyası neden açılmaz? Veya işte Erdoğan'a verdiği iddia edilen o dosyayı Adalet Bakanı neden açmaz biliyor musunuz? Erdoğan'ın talimatıyla açılmaz. O dosya çoktan sümenaltı edildi. O dosya hiçbir şey olmayacak. Ayşe Ateş bu sormuş olduğu soruları Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı'na sormuş olduğu ve açık mektup dediği soruları Twitter'da da paylaştı. Ahmet lütfen getirir misin Ayşe Ateş'in sayfasına girip Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum diye. Evet, işte maalesef Erdoğan o dosyayı açtırmayacağını söylemiştim. Hala da aynı düşüncedeyim. Umarım yanılan ben olurum ama öyle olacağını çok fazla tahmin etmiyorum. Fatih Bey, Ayşe Hanım MHP ihraç, tüm partilere gitti. Neden MHP'ye gitmedi? Kapıdan içeri sokulmaz ki. Mümkün değil. Ha, uzun mu? Bir bakalım, bir başına bir okuyalım Ahmet. En azından sesi olalım. Biraz ha. Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya açık mektuptur demiş. Sayın Adalet Bakanımız Tunç, zatenize geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan huzurunda bir araya gelmiştik. Külliyedeki bu görüşmemizde size iddianamenin eksik olduğuna inandığımı, yönlerine ilişkin düşüncelerimi aktarmıştım. Ancak daha sonra çok önemli bir hususu da size arz etmediğimi fark ettim. Bu sebeple yoğun trafiğinizde bana bir daha vakit ayırmanızı talep etmeyi uygun görmemekle birlikte bugüne dek oluşan kamuoyunun hafızasını tazelemek ve bu siyasi cinayetten henüz haberdar olan vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bu açık mektubu yazmaya karar verdim diyor. Malumunuz özetlemiş. Devam edelim. Aşağı doğru inelim. Epey uzun. Devam edelim. Geçmişi özetliyor kendisi. Şöyle, üçüncü maddede şöyle demiş, bir dakika. Dosyada PTS kayıtları ile tespit edilip adım adım takip edilen ve kiralık katil Eray Özağacı'yı taşıdığı düşünülen 06 at 5051 plakalı Audi markalı siyah aracın plakası kime ait olduğu gibi bilgilerde iddianameye dahi girmedi. MHP'liye aitti biliyorsunuz ülke ocaklarına. Sinan Ateş'in sıra dışı dert ortağı hayat arkadaşı olan eşinin yani benim sayfalarca süren ifademe iddianamede 3 satır yer verilmiş. 5. madde, eşim Sinan Ateş'in yakın arkadaşlarının bu siyasi cinayetin çözümü noktasında önemli ipuçları barındıran ifadeleri iddianamede kendine bir satır bile yer bulmadı. Devam edelim Ahmetciğim. Ondan sonra sayın bakanlarım diye geçmiş. En sonunda bir bakalım. Hepsinden daha önemlisi de toplum vicdanını kanatan bu yara kapanacak. Aziz milletimizin adalete olan inancı yeniden ruh bulacaktır saygılarımla diyor. Çözülmesini istiyor kendisi ama çok da umutlu olmamasını ben kendisinden rica ediyorum. Çünkü burada neden kazanan MHP oldu diyecek olursanız neye bakmak gerekiyor biliyor musunuz? Ahmet güzel alabiliriz artık tamam. Burada dünkü HSK'nın yaz kararnamesine bakmak gerekiyor ve yaz kararnamesindeki atamalara bakmak gerekiyor. İşte ne bileyim Hakkari'deki hukuk görevlileri başka yere, Hakkari biliyorsunuz şeyde gündeme gelmişti kayyumla, Van'daki işte mahkeme üyeleri başka yerlere filan. Ama önemli bir isim var, Durdu Özer. Durdu Özer biliyorsunuz Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi. Ankara Adliyesi Başsavcı Vekiliydi. Sinan Ateş'in ilk dosyasına bakan kişi.
Sinan Ateş'in ilk dosyasına bakan kişiydi. Başsavcı vekiliydi kendisi Ankara'da. Çok enteresandır. Durdu Özer bir alt mahkemeye gönderildi. Yani Ankara Adliyesi'ndeki başsavcı vekilliği görevinden alındı. Kendisi Bölge Adliye Mahkemesi'ne düz savcı, Cumhuriyet Savcısı olarak gönderildi. Peki Durdu Özer kimdir diye ben size bir bilgi vereyim. Sinan Ateş dosyasına ilk bakan kişi, MHP ondan aldırdı dosyayı. Yani kallem etti dosyayı ondan aldırdı. Dosya istediği birisine gitti ve asıl failleri dosyaya koyduran kişiydi Durdu Özer. Ve MHP ve Ülkü Ocakları isimlerinin geçmesini sağladı Durdu Özer. Aynı zamanda işte Emre Yüksel gibi şüpheli sıfatıyla Tolgan Delibaş mıydı? Tolgan o da şüpheli MHP'de. Ahmet Yıldırım gibi bunların Demirbaş. Ahmet Yıldırım gibi isimlerin dosyaya girmesine neden oldu. Yani bu dosyanın asıl dosyayı gerçekten cesaretle hazırlayan bir kişiydi. Köken ne diyecek olursanız, ülkücü kökenli aslında. Yani adliyede birkaç tanıdığım var Ankara Adliyesi'nde, onlara sordum. Durdu Özer dedim, nasıl bir insandır? Dediler ki aslında ülkücü kökenlidir kendisi, milliyetçi kökenlidir. Ama bu dosyada dedi, gerçekten dedi, nereye gidilmesi gerekiyorsa, nasıl hazırlanması gerekiyorsa o şekilde yaptı. MHP'nin baskılarına da dedi, hiç kulak asmadı, direnç gösterdi, zaten gitti dedi. İşte kazanan neden MHP oldu diyorsam, kazanan MHP olmasının sebebi, HSK'da dün yaz kararnameleri vardı. Hakim ve savcıların görev yerleri değişti. Kimileri terfi oldu, kimileri tenzili rütbeye uğradı filan. Durdu Özer maalesef bir alt mahkemeye gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne alındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinafta Cumhuriyet Savcısı oldu. Ahmet de yazmış aşağıya. Tolgan Demirpaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın, Özel Kalem Müdürü ve Yardımcısı Emre Yüksel'in, MHP'li Avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Soruşturmanın kritik bir aşamaya geldiği sırada Temmuz 2023'te adli tatile girilmesi gerekçesiyle dosya izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alınarak başsavcı vekili Ahmet Altun'a devredildi. Adli tatilin sona ermesinin ardından Eylül 2023'te soruşturma tamamen Durdu Özer'den alındı. İşte o yüzden diyorum kazanan MHP oldu. İşte burada da zaten sağlaması nedir? Erdoğan Ayşe Ateş'ten almış olduğu o dosyayı açmayacak hiç. O dosya için yeni bir iddianame de yazılmayacak. Veya o dosyada işte ne bileyim az önce Ayşe Ateş şey yaptı, 6 soru daha sormuş. Bunları unuttum. Bunları lütfen bunları dikkate alın. Bunların hiçbir dikkate alınmayacak Ayşe Hanım. Kazanan Milliyetçi Hareket Partisi oldu. O iddianame olduğu gibi, hazır olan iddianame, bildiğimiz iddianame aynı şekilde olacak ve kendini MHP bu şekilde oradan sıyırmış olacak. Ama bu dosya kapanmayacak, merak etmeyin. Hukuki olarak belki kapanabilir ileride. Alelade bir cinayet olarak gösterebilirler. Bir kuryenin yaptığı cinayet olarak belki inandırmaya çalışabilirler. Ama gün gelecek, unutmayın. Adalet geç de olsa tecelli edecek. O kadar çok içine konulmayan yeni delil dediğimiz deliller var ki, bir devran döndüğünde, bu devran bittiğinde o deliller alınacak, yeni deliller var denilerek yeni bir iddianame hazırlanacak vicdanlı savcılar tarafından ve vicdanlı bir mahkeme tarafından da yargılanacaklar. O zamana kadar biraz bekleyeceksiniz, üzüleceksiniz ama kazanan eninde sonunda siz olacaksınız. Çünkü adalet tecelli edecek. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Diğerlerini de vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. İşte adı geçen birçok kimse. Bu da kazananın MHP olduğunu gösteriyor. Buradan tabii HSK'daki atama bize, dünkü atama çok ipucu verdi. Cumhur İttifakı devam eder. Evvelsi günde söylemiştim. Yani burada bu Cumhur İttifakı gerçekten kopma noktasına mı geldi? Veya aba altından sopa mı gösteriyor? Evet, aba altından sopa gösterdi Devlet Bahçeli yaptığı açıklamayla. Orada eleştiriyordu, giderim de diyordu gerekirse, bırakırım da diyordu ama Erdoğan'a destek de yapacağım ben diyordu, sözüm var diyordu. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Bu Cumhur İttifakı devam eder. Ve göreceksiniz kısa bir zaman içerisinde
Şimdi İspanya'daydı Erdoğan. İspanya'dan da İtalya'ya geçti diye biliyorum. Cuma günü yarın, ya bugün gelecek diye. Bugün mü gelecek, yarın mı gelecek, öyle bir şey. Geldiğinde zaten herhalde bir Bahçeli ile de görüşme olacak. Onun da bir fotoğrafını verecekler. Herhalde Bahçeli'yi ziyarete gidecek diye tahmin ediyorum ben. Bu da erken seçim olur mu olmaz mı? Efendime söyleyeyim işte Cumhur İttifakı bitti gitti işte ipler koptu gibi düşünenler varsa bunun olmayacağını bir kez daha gördük veya anlamış olduk. Erken seçim olur mu sorusuna da hayır şu an için. Yani bir sıkıntı olmadığı için Cumhur İttifakı'nda, çünkü dosyayı açtırsaydı Erdoğan o zaman çoktan zaten ipler kopardı. Şimdi bile kopmuştu yani, onu da söyleyeyim. O zaman zaten Devlet Bahçeli'de çıkar Aydın seçime derdi. Bu şekilde devam edecek. Bizler bu konuları tartışmaya devam edeceğiz. Erken seçimi şimdilik unutmakta fayda var. Başka bahara kaldı diyebiliriz. Abi inşallah hepsi gider, sadece Mehmet Şimşek değil demiş. Yani kötü olanlar gitsin. Kötü olanlar yönetmesin zaten ya. Kötü olanlar, çünkü kötülük getiriyor. Başka bir şey getirmiyor. Siyaset halka oynanan bir tiyatrodur demiş. Katılıyorum. İşte ama halk akıllı olacak, halk zeki olacak ve o oyunu bozacak gerekirse. Polonya Lofsan sevgi ve selamlar demiş Ahmet Bey ve Fatih Bey demiş.